Sonuç itibariyle sen bu elemana ne isterse evet dedin. Ne isterse tamam dedin kanka doğru haklısın. Ne isterse tamam kanka haklısın. E niye hala mutlu değil bu eleman? Niye hala mutlu değil? Yani şımarık çocuklar neden mutlu olamazsa siz hiç mutlu şımarık çocuk gördünüz mü? Hadi bunu da düşünün bakalım. Siz hiç mutlu şımarık çocuk gördünüz mü? Şımarık çocukların hiçbirisi mutlu değildir. Çünkü bir noktada her istediğin olamaz. Bunu söylemeniz lazım o kişiye. Bunda da işte burada nerede patlıyor olay? Burada şurada patlıyor. Eleman evleniyor karısıyla. Karısıyla evlendikten 10 gün sonra bu erkeğe yavşamaya başlıyor. Erkek istemediğini söylüyor. Birkaç gün sonra bir daha. İstemediğini söylüyor birkaç gün sonra bir daha. En sona ifşa alıyor artık bunu elemanı. Nerede patlıyor? Çünkü bir noktaya geldiği zaman her istediğinde olamıyor. Bir istediğin olmayınca da patlıyorsun yani. Ve kendi kendine neler diyor işte kimse benimle birlikte olmak istemiyor. Ben şişmanım çirkinim kimse beni sevmiyor. Şişman çirkin bir işte trans kadının bilmem neyim. Geri dönüşü de çok zor o kadar hormonu basmışlar çünkü. Ve hormonu bastıktan sonra bu oluyor. Bu adama yavşama oluyor hormonu bastıktan sonra oluyor. Hormonu basmadan önce kadınla evleniyor. Mesela onların içine şey varmış. Konuşma e, şeyleri alıyorlarmış abi. Konuşma dersleri kadın gibi konuşabilme kadın sesi çıkartma falan alıyorlarmış. Pek başarılı olamamış. Ben yeni videolarını da gördüm ama. Abi büyük sıkıntı. Yani bakın olay şu. Olayın kesinlikle bak bu olayın LGBT'cilikle falan alakası yok. Bak harbiden alakası yok. Çünkü sen gay olarak doğmuş olabilirsin. Bu senin içinde olan bir şey. Ya da sen erkek vücuduna doğmuş olabilirsin ama feminensin. Bu da olabilir. Bu bambaşka bir şey ama. Bu bambaşka bir olay. Bu şu. Psikolojisi bozuk insanlar, arayış içinde insanlar, ...ideolojilerinden dolayı... ...ben şu olacağım, ben bu olacağım... ...dedikleri zaman bir dakika abi sen gerçekten mi o musun... ...diye kimse sorgulayamıyor. Neden? Cancellanmamak için. Sorgulayamıyor. Ve sorgulayamayınca da... E, ...ne oldu şimdi YouTube? Hadi YouTube ne oldu? Bizim gibi insanları susturdun. Sonsuz destek verdiniz bu, bu tür insanlara. Ne oldu? Mutlu mu bu adam? Bu arkadaş mutlu mu? Bu eleman mutlu mu? Mutlu oldu mu? Ne oldu? İdeolojinizden dolayı her türlü desteği verdirttiniz. Eleman ağlıyormuş diğerine. Diyormuş ki param yok sürekli para istiyormuş. 500 dolar 500 dolar para istiyormuş sürekli. Diyormuş ki işte Twitch haricinde başka bir gelirim yok bilmem ne. Ağlıyormuş yani. Ve çok ilginç bir şekilde Chris Chen'i biliyorsunuzdur. Chris Chen'in olayı bayağı olay olmuştu yani. Eleman diyormuş ki kendimi Chris Chen gibi hissediyorum falan diyormuş. Diğer adam da şey diyor. Chris Chen'i neden kötü bir şey gibi kullanıyorsun? Kötü bir kelime gibi kullanıyorsun diyor. Bro. Chris Chen'i bilmeyen de varsa özetle Kendisini kadın ilan ettikten sonra bir süre sonra e, kendi annesine tecavüz eden ve o yüzden hapse giren bir adam. Neden kötü manada kullanıyorsun dedikleri adam. Yine kendi muhabbetlerinin arasında fatfobik terimlerini çok kullanırlar. Ya kafa gerçekten bu e, tayfada kafa gitmiş. Fatfobik terimi gerçekten fatfobik birisi var mıdır? Belki de vardır bilemiyorum. Sizce, siz hiç hayatınızda fatfobik gördünüz mü? Kim fatfobiktir mesela? Şişmanlar çirkindir diyen adam fatfobik midir? Adam şişmanı sevmiyor, beğenmiyor. Ben şişmanlar çirkindir demiyorum. Hiç kimse çirkindir demiyorum. Çünkü o tamamen sana bağlı bir şey. Daha önce de size söylemiştim. Özellikle şişman seven arkadaşım vardı. İnsanına bağlı. Ve özellikle şişman seven arkadaşım eli yüzü bayağı düzgün birisi daha. <laughs> İnsanına göre. Ama mesela o insanlara göre ben ve benim gibi herkes fethobik. Neden? Hoşlanmıyorum çünkü. Yani ne derler? Çekici gelmiyor bana. Çekici gelmiyor. Çekici gelmeyebilir. Bazısına sarışın çekici gelmez. Bazısına esmer çekici gelmez. İkincisi de şişmanlığın sağlıksız olduğunu biz söylüyoruz. Ve şişmanlık derken Amerikan şişmanlığından bahsediyoruz. Yani o mesela o iki kişi kendi aralarında kavga eden o iki kişi direkt sağlıksızlar. Onların kilo vermeye lazım. Bu fatfobiklik mi? Yani fatfobiklik terimini bunlar kullanıyor sadece. Bu tayfa kullanıyor. Bu tayfanın icat ettiği dead falan da diyorlar ya dead naming. Onların icat ettiği Ofans, ofansif şeylerden bir tanesi. Ama işin gerçeğini biliyor musunuz? işin özü şu. Sorun bizde değil, sorun onlarda. Bu tayfada ve Türkiye'de de var maalesef. Peki olmaması için ne yapmamız lazım? Çocuğunuzu bilinçli yapmanız lazım. Bir. İkincisi, çocuğunuza şu psikolojiyi vermeniz lazım. Bir şey elde etmek istiyorsan çalışman lazım. Gerçekten çocuklukta neler yaşadığın, çocukluğun nasıl geçirdiğin çok önemli. Fiziksel olarak bir iş yaptığın zaman. Mesela işte tamirat vesaire bu tür şeyler ya da e, sokakta top oynayan çocuklar, fiziksel aktivite yapan çocuklar gençliklerinde gerçekten çok fark ediyor. Bu gerçekten çok fark ediyor abi. Evde oturup tablet başında ya da onlar onlarda olduğu gibi e, onlar çünkü aşağı yukarı benim yaşlarımda evde bilgisayar başında, televizyon başında hayatını geçirenlere e, kıyasla çok fark ediyor gerçekten. Bunu aşılamamız lazım her istediklerinin olmadığını aşlamamız lazım çocuklara. Bunlar çok önemli. Yanlış yaptığı zaman yanlış yapıyorsun. Yanlış yaptığın zaman yanlış yaptığı zaman yaptığın yanlış diyebilmemiz lazım. Bu çok önemli. Bunlar olmadığı zaman ne oluyor mutlu oluyorlar mı? Olmuyorlar gene. Gene mutlu olmuyorlar. Her istediği yapılan çocuk ne zaman mutlu olmuş? Mutlu olduğu ne zaman görülmüş yani? Evleneceksiniz de arkadaşlar. Evleneceğiniz erkek ya da kadın sorumluluk almış mı gençliğinde? Ondan sonra şey yapmış mı? Gençliğinde çalışmış mı? Çünkü çok farklı oluyor. Sorumluluk bilen, sorumluluk bilinci olan insan oluyor onlar. Karakter olarak çok daha farklı oluyor gerçekten. Şimdi diyeceksiniz benim gençliğim öyle miydi? Valla çok ilginç bir şey söyleyeyim size arkadaşlar değildi. Şöyle havalı olsun diye benim gençliğim de çok işte pisti bilmem neydi falan demek isterdim ama değildi. Ben çünkü defalarca kere şunu fark ediyordum. Bana çok korumacı davranıyorlar bu beni bana zarar verir. Genetik herhalde. Yani ben bunu düşünüyordum. Bana çok korumacı davranıyorlar. Bu bana zarar verir şeklinde düşünüyordum ben bunu biliyor musunuz? <laughs> Bu bir ama sonradan mesela ben çocukluğumu düşünmüştüm. Sonradan ama şunu da düşündüm. Yine de her şeye rağmen belli ölçüde serbest bırakıyorlardı. Biz mesela ilkokulda olduğumuz halde şey yapıyorduk. Anlatmıştım size. Cumaları mesela bir araya gelip işte yok dağa çıkıyorduk. Bizim orada mahallede ama Bizim mahallede bir e, kara Fatma dağı mı diye sormuşlardı hatta evet oraya gidiyorduk. Ne bileyim başka mahalleye gidip top oynuyorduk. Bunlar şu anla kıyasla çok büyük şeyler değil mi? Kendi mahallende bile değil başka mahalleye gidip tek başımıza. İlkokuldayken yanımızda ailemiz yokken bunu yapıyorduk yani. Bisikletlerimiz vardı mesela bisikletlerle farklı yerlere farklı mahallelere gidip böyle keşif falan yapıyorduk. Gene yani bir şeyler yapıyorduk yani. Evet korumacı aile vardı ama biz mümkün mertebe bir şeyler yapıyorduk yani kaçarak kaçarak yaptığın şeyler iyi şeyler mi kötü şeyler mi o da sana kalmış artık. İçmeye mi gidiyorsun yoksa keşfe mi gidiyorsun o da sana kalmış artık. Yine aynı adam çok ilginç bak acayip de değişik garip geliyor bana ya. Çok garip geliyor aynı adamın kendisine ben ADHD'liyim ve otizmliyim demesi. Abi hepiniz mi böylesiniz? Abi bu tayfanın hepsi mi böyle? ADHD'liyim ve otizmliyim bu tayfanın hepsi mi böyle? eskiden delikanlı gibi otizmli çocuklar şöyle şöyle dururlardı. Şimdi otizmliyim deyince şey diye soracağım. ADHD'm var mı? LGBT misin? İşte vegan mısın? Bilmem ne misin falan diye soracağım. Hangi parti oy veriyorsun? Sol partilerim oy veriyorsun? Abi eskiden hatta otizmli deyince işte yağmur adam falan böyle süper zeki çocuklar. Böyle böyle durur durur böyle bir şey düşer yere hemen tık 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 sayar böyle. Kürdan düşer kürdanı sayar falan. Filmlerde biz öyle gördük yani. Dışarıdan şey olamıyor ya dışarıdan hani görülemiyor ya görülemediği için bunlar hani özel hissetmek için diyorlar büyük ihtimalle kendilerine. Özel hissetmek için mi diyorsun? Hepiniz mi anasını satayım böylesiniz? Ya çok çok garip geldi bana. Ulan bu da mı dedim? Ulan sen de mi dedim yani? Ceyda Yıldız. Ben küçükken çoğu şeyi tecrübe etmemi isteyen bir ailem vardı. Düşüp kalktım ve hayatıma çok şey kattı bana. Şimdiden diğer insanlar arasındaki farkı hissediyorum demiş. Evet. Sana aşığım falan demiş. Abi çok çok rezil durum yani. Neden biliyor musunuz? Bu adamlar bak yaşları aşağı yukarı benim yaşımda. Yani bir tanesinin erkek olanın yaşının aşağı yukarı benim yaşımda olduğunu biliyorum. Hocalık falan yapıyordu çünkü o. Ya ben kırklı yaşlardayım o da, o da kırklı yaşlarda onu hatırlıyorum yani. Bir ara söylemişti. Ve adamların kendi aralarında yaşadıkları dramalar. Abi koca koca adamlar işte diyor sen benim diyor duygularımı incittin diyor. Abi düşünsenize bunu e, diyor musunuz acaba siz kendi arasında böyle konuşan var mı erkek erkeğe? Sen benim duygularımı incittin. Sen bana onu yaptın. Sen bana şu kelimeyi söyledin. Duygularımı incittin. İşte beni e, neydi? Mental olarak beni abuse ediyorsun. Biz de kendi aramızda bunu desek mi? Beni mental Biz de şey yapıyoruz abi bir araya gelince. Taksim delisi Cenk falan seyrediyoruz. <laughs> Bizim akalarla bir olduğun olduğumuzda yaptığımız aktiviteler vs bunlar. Biz niye birbirimize girmiyoruz? Biz niye drama yaşamıyoruz? Yani bana da yanlış yapan insan oluyor. Bazen hiçbir şey söylemiyorum bile sadece muhabbet etmeyi kesiyorum bu kadar yani. Bazen de karakteri zaten çok sıkıntılı olduğunu fark ettiğim arkadaşlar oluyor. Ama ne demiştik? Kredi notu FF ise atar yapmaya hakkın yoktur. O drama yaratmaya çalışıyor. Arkadaş olmak istemiyorum artık seninle falan uzun uzun bir şeyler yazıyor. Sen de diyorsun ki senin tercihin. Bir daha da uzatmaya çalışıyor lafı cevap vermiyorsun bile. İş, çünkü bu çok komik işte. Şimdi adam mesela kendisi savunurken onu diyor. Sen diyor şunu yaptın bunu yaptın. Şu konu haksızsın bu konu haksızsın. E tamam abi haksızsa o zaman niye hala da konuşuyorsun ki? Niye hala konuşuyorsun ki? Anlayamadığım olay bir. yani şu bu drama queen tayfa. Bu drama queen tayfa niye böyle ki? Üste çıkmaya çalışıyorlar. Üste çıkınca ne olacak? Ya, bende mi bir sorun var anlamıyorum ki yani. Bende mi bir sıkıntı var? Herkesin bir Marvel karakteri vardır ya arkadaşlar. Ya da işte e, çizgi roman karakteri vardır ya. Ben aslında Juggernaut'u hiç takip etmem. Sevdiğim bir karakter de değildir ama. Benim karakterimin Juggernaut olduğunu fark ettim. Ama bence olması gereken bu. Benim artı özelliğim hızlı ders alıyorum abi. Hatalarımdan hızlı ders alıyorum. Ve öyle bir noktaya geldik ki artık mental olarak juggernaut olduk. Düşünse adamlar artık dava, işte, hapis, hapis cezası yiyorsun gülüyorsun falan böyle. Hatırlıyorsunuz değil mi o şeyleri? Hapis cezası yiyorsun gülüyorsun. Olan gene hapis cezası yedik. O nasıl şey? Şeye gideceğiz. Neydi o? Üst mahkemeye gideceğiz ya gene falan. Bir kişi daha dava açıyorsa gü, gülerek anlatıyorsun falan bunu. Hani şey noktasına geldik artık. Kameralar çekiyor ya dızoları. Yaptıklarım için değil yapamadıklarım için pişmanım falan diyor. Eğitim şart, eğitim şart. 5000 kere aynısını yaşayınca bazen bana diyorlar abi beni çok linç ediyorlar ne yapayım? Ne yap? <laughs> beni de çok linç ediyorlar. Mental olarak juggernaut olmanız lazım arkadaşlar. Yani o sanıyorum ki zamanla olan bir şey. Zamanla olan bir şey sanıyorum. Ama olmanız lazım. Abi selam sayende alkolü bıraktım biliyorsun eyvallah. Yani en son bırakacağım diyordum da tam olarak bıraktım bilmiyordum. Artık öğrendim. Abi gün içinde sinirlendiğine stres arttığında herhangi bir ilaç almadan nasıl sakinleşiyorsun? Şöyle söyleyeyim. Ben sürekli spora giden birisiyim. Sinirleneceğim bir nokta oluyor mesela. Ama diyorum ki sinirlenmek için. Yani şey abi çok komik ya. I can't be bothered with this diyorum. Niye İngilizce söyledim bunu? İngilizce konuşuyorum ya şeyle. Eşimle falan. O yüzden İngilizce söylüyorum yani. Buna sinirlenecek vaktim yok. Buna sinirlenecek vaktim yok. Buna sinirlenecek enerjim yok. Salak salak şeyler yapıyorlar bazen. Buna sinirlenecek vaktim yok, enerjim yok. Bir de Twitter'a girmeyeceksin abi. Bir Twitter'a girmeyeceksin. 29 yaşında spora başladım. 3 gündür kıpırdayamıyorum. Normal, normal. Gün içinde nasıl sakinleşiyoruz? Evet, işte benim olayım bu. Ama, ama şöyle bir şey var. Sen şimdi mesaili çalışıyorsun ya. Sen mesai çalıştığın için ben büyük ihtimalle daha çok sinirlenirdim mesail çalışsaydım. Yalan yok. Mesail çalışan bir adam olsaydım ben daha çok sinirlenirdim büyük ihtimalle. Ama şu da var. Üçüncü olarak. Benim çevremde gördüğüm insanlar normalden daha fazla sinirleniyor. Çok gereksiz sinirleniyorlar. Bunun bir sebebi mi var acaba? Yani size bir şey söyleyeyim mi? Ben hariç herkes nerede? Kendimden daha çıl bir insan ben görmedim. Ben böyle arada sinirli, sinirli ben de sinirleniyorum biliyorum farkındayım. Kesinlikle sinirleniyorum Ama çevreme bakıyorum çevreme baktığım zaman Benden daha çıl bir insan görmedim yani En çil insan benim Hani insanlar evde falan kavga ediyorlar Diyorum nasıl buluyorsunuz o enerjiyi Tabi yani birlikte olduğun insan Da kesinlikle önemli O sende bitmiyor yani hem sende hem Karşındaki insanda bitiyor Birlikte olduğun insanla stres küpü olmayacak Ama abicim O bir de sende de bitiyor Çünkü şöyle o tür insanla zaten Baştan evlenmeyeceksin yani nişanlandım, birlikte olduğunu ne kadar uzun süre? Mesela ben işte sen, sen, sen derken bu arada Aybar senden bahsetmiyorum abi. Aybar senden bahsetmiyorum. Seyirci genel olarak seyirciden bahsediyorum yani. Sizinle birçoğunuzla yani. Benim aramdaki fark, mesela ben toksik bir insan gördüğüm zaman, birlikte olduğum kişi de buna dahil. Abi bununla vakit geçmez diyorum. Yol veriyorum. Hayatıma devam ediyorum yol verdikten sonra da Instagram'a çıkıp da böyle işte gidene git demeyiz, yolana yol demeyiz. Dur bakayım şuna bir laf sokayım falan. Yol vermiş olmuyorsun öyle yapınca. Öyle yapınca yol vermiş olmuyorsun. Yani aslında bu kadar basit arkadaşlar. O yüzden ama çok garip geliyor. Az önce bahsettik ya 40 yaşındaki adamlar. Ne olacak yani? Ben şimdi bunu bunu söyledim diye hadi YouTube banlasın gene beni. Ne olacak? Günün sonunda ben mutlu adam benim. Mutsuz adam onlar. Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden. Biz gerçekleri söylüyoruz. Siz bizi susturuyorsunuz. Al şimdi çık de. Evet de sen D&D karakterisin. Sen de büyücü bir elf prensesisin de. 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 de de de. De. Elf prensesi fobiklik yapmayın de. De abi. Çünkü mesela bak. Hani size sorayım. Arkadaşınız kadına dönüştü. Kadın oldu ve sizi taciz etti. Ne yaparsınız diye sorayım. Arkadaşınız kadın oldu. Sonra size bu tür şeyler bir de yolladı. İşte sana da... Zamanında blowjob yapardım. Uzun süredir de sana aşıktım zaten falan. O zamanlarda biz bir birlikte yani fiziksel olarak aynı yerdelerdi. Aynı stüdyolardı. Biz birlikteyken isteseydin sana blowjob yapardın. Şansını kaybettin falan. Ondan sonra bunlar bu muhabbetler dönüyor. Bu muhabbetler döndükten sonra evine geliyor. Evinde böyle gece film seyrediyor falan. Film seyederken seni elliyor falan böyle kucağına yatmaya falan çalışıyor. O sırada ne yapardınız? Mesela bağırır mıydınız? Her yere söyler miydiniz beni cinsel taciz yaptı, elektroşok yaptı falan der miydiniz? Şöyle ben mesela düşündüm bunu. Ben o noktaya gelmezdim. Ben o noktaya gelmezdim. Hadi YouTube gene banla beni. Ne yapayım abone koyayım? Ama ben o noktaya gelmezdim. Biri bana çıkacak diyecek ki Efe, Efe diyecek, kanka diyecek. Senin dalgayı da ben şöyle ağzımda şöyle bir şey yapsam ne güzel olur falan diyecek. Ben ona gece akşam evde televizyon seyretmeye mi çağırırım? Ha? Efe diyecek senin dalgıyı dalgayı bir dondurmalasak diyecek. Şöyle Twister gibi, Twister gibi senin dalgayı bir dondurmalasak diyecek. Yulaflı burçak sultanı gibi yesem senin bir dalgayı nasıl olur falan diyecek. Ondan sonra be onu gece film seyretmeye mi çağırırım? Demek ki sen de istiyorsun. O saatte ne işin vardı? <laughs> o saatte ne işin vardı? Senin dalgayı yulaflı burçak sultanı gibi yiyeyim, yeseydim ne güzel olurdu diye adamı sen hala gece aynı koltukta oturarak bir de film seyretmeye mi çağırıyorsun? Vallahi sen de yolluymuşsun yani. YouTube banlama. Ben bunu erkeğe söylüyorum. Erkeğe söylersem kabul. Erkeğe söylersem kabul. O koltukta o saatte ne işim vardı? Ben bilmem. Yalnız PP yorum uyumu. Ben bilmem. Gece film izlemeye çağırdıysan o dalga yenecek arkadaş. Şey PP dedim pardon. Nick. Nick yorum uyumu. Nick yorum uyumu mükemmel ya. Yani. Ben bilmem. Demiş ki gece film izlemeye çağırdıysan o dalga yenecek. Darkulu. Belki çok yakın olduğu için arkadaşlığı bitirmemek amaçlı olmalı. Arkadaşlığı mı kalmış artık oğlum? Adam diyor ki senin diyor, dalgayı diyor, twister yapacağım diyor. Senin dalgayı aslan max gibi yiyeceğim diyor. Enerji içeceği yapıp için. <laughs> Artık arkadaşlığım mı kalmış? Kılıcı keskin olan kazansın. Round 1 fight olur demiş. Özgün ara ara yürüyen erkekler çıkıyordu özellikle insta kullandığım zamanlarda demiş. Şimdi benim şeyde üniversitedeyken böyle yeni tanıştığım arkadaşlardan bazen çıkıyordu. Böyle salak salak yürüyen ve ondan sonra da işte He, şakasına yaptım falan." diyorlardı. Tamam mı? Sen "Hayırdır Bilal?" deyince "Şakasına yaptım falan." diyorlardı. Yaş farkı oluyor gerçekten. Çünkü şimdi olsa "Hayırdır" demem, hiçbir şey demem. Sadece "Blok" derim. <laughs> Blok derim sadece. Sorma, "Hayırdır" bile demem yani şu an artık. "Şey" falan diyor abi, of. Çok büyük rezillik ya. "Şey" falan diyormuş biliyor musunuz? İşte sana aşıktım ben. Dışımdan belli etmiyordum. Ondan sonra işte sen kız arkadaşınla birlikte seni görünce işte dışımdan işte e, mutluluklar falan diyordum. Ondan sonra eve gidip ağlıyordum. Kankinizin şunu dediğini bir düşünün ya. Kankinizin şunu dediğini bir düşünün. İşte o gün tavla oynuyorduk. Senle o gün tavla oynadık. Ondan sonra bir Street Fighter turnuvası attık. Ondan sonra eve gidip ağladım. Neden ben seninle birlikte olamıyorum diye kutu erkek kankası iyi davranın ilerideki karınız olabilir. Abi ben o insanların bak o iki arkadaşın hiç bu noktaya geleceğini düşünmüyordum. Biliyor musunuz? 12 sene önce ben bunları deli gibi dinliyordum ikili. Bir tanesi kadın olacak da ondan sonra kadın olduktan sonra öbürüne yürüyecek de cinsel taciz, minisel taciz yapacak da. Abo! Yani iki taraftan da abo. Çünkü bir sürü kavgalar ediyorsunuz. hala da ondan sonra takılıyorsunuz birlikte. Bana çok garip geliyor. Bana çok garip geliyor ama çoğu insanın da drama queen olduğunu farkındayım. Yani bir tek bunlar da böyle değil. Yani sonuç olarak arkadaşlar bak şimdi. Erkek adam mısın? Pride Month'a girdik. Şimdi arıyor erkek adam. Erkek adamsan bir, drama queen olma. Ağır ol. Erkek adamsan ağır ol abi. Drama queen olma. Zaten. Biri sana atar gider mi yapıyor? Tamam kanka ne istiyorsan. Sensin kanka. Sensin abi. Benim duygularım... Düşünsene yalan. Oğlum hani 40 yaşına geldiğim için mi böyle? Biri diyecek ki benim duygularımı incitti falan. koskoca adamlar bunlar. Şey, şey düşse Hikmet Hikmet diye kankam var mesela. Hikmet sana mesaj atacak benim duygularımı incitti bana. Duyguların incitmek derken var mı bir ihtiyacın? Bir ihtiyacın varsa gelirim. <laughs> ne demek? Nasıl ya? Duygular mı uygular? Duygu muygu sen hayırdır? <laughs> Duygu muygu sen hayırdır? Oğlum ben ben eşimle yapmıyorum bu muhabbeti. Bak yemin ederim eşimle yapmıyorum o muhabbeti. Bana onu dedin benim duygumu ince. Oğlum ben eşimle yapmıyorum lan o muhabbeti. Yani işte bana bana şunu dediğinde duygularım inci. Ben hiçbir çıktığım kızla yapmadım o muhabbeti. Bazen mesela hem erkek arkadaşlarda hem de işte bayan arkadaşlar ya da çıktığım kişilerde böyle çok hoşuma gitmeyen ters laflar duyuyorum. İki şey yapıyorum abi. Ya ignore ediyorsun. Neden ignore ediyorsun? Çünkü biliyorsun ki yani adam konuşuyor işte. Bazı öyle insanlar var abi. Ağzı var, konuşuyor. Ciddi yani. Ne bileyim niyeti kötü değildir diyorsun. Ağzı var, konuşuyor diyorsun. Çok yanlış, pot kıracak şeyler yapıyor mesela. Umursamıyorsun. Ağzı var, konuşuyor diyorsun. Bazen de çok toksik şeyler söylenebilir. O zaman da yol verirsin. Ama mesela ben çok 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 uzun süredir o tür bir arkadaşlığım olmadı. Neden? Şu sebepten dolayı zaten o yola gelecek adamı baştan siz biliyorsunuz yani arkadaş olunmaz o adamla diye biliyorsunuz yani arkadaş olunacak adam değil bu diye biliyorsunuz bilmeniz lazım. O yüzden. Ondan sonra alkolizme başlamış, alkolik olmuş. Yani görüyorsunuz arkadaşlar ve bunun sebebi ne? Heh. Çünkü hiç kimse bu adamlara hayır demiyor. Hiç kimse bu adamları bir dakika kanka demiyor. Bunları konuşurken falan ağladılar. Şey e, yanlış olmasın abi. Bu adamın Adam olan adamın yani. Elemanın değil. Bayan elemanın değil. Kadın olan elemanın değil. Adam anlatıyor zaten bunları. Straight adam. Karısıyla birlikte konuşuyor, Karısı ağlamaya başladı falan. Karısı ağlamaya başladı. Hani diyorum ne, ol, ne oluyor lan? Niye ağlıyorsun şu anda? İşte emotionally işte duygusal olarak bana çok yük bindirdi falan. Ondan sonra tabii şey sürekli ağlıyormuş. Kadın olan eleman sürekli ağlıyormuş. Sonra adam kendisi dedi biliyor musun? Sen dedi o kadar toksik bir arkadaşsın ki senin yüzünden kaç kere ağladım. Benim anlayamadığım olay bu işte arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi olayın aslında LGBT'cilikle falan bir alakası yok. Şu drama queenlik yani. İnsanlarda niye bu kadar çok drama queenlik var bilmiyorum. Amerikalılarda daha da çok var ama bizde de var yani. Düşünsene bir arkadaşın var. Arkadaşınla böyle sana emotional yük bindiriyormuş da sen ağlıyorsun. Bizim drama yaptığımız adamları biliyorsunuz işte arkadaşlar. Bir tanesiyle dövüşecektik. <laughs> geri zekalılar sonra başkaları yani SCW tayfa. Bizim için şey dediler ya işte bunlar konuşarak anlaşamıyorlar. Mağara adamları gibi yumruklaşarak ne diyorsun geri zekalı. Orada herkesin nefret ettiği troll bir adam bulmuşuz. Ve herkesin de dayak yemesini istediği bir adam. Dayak yese de şöyle içimizin yağları erize dediği bir adam. O adam üzerine hem stres atacaktık hem de gündem olacaktı o olay. Olay buydu yani. Yoksa ben random insanla bunu yapmam ki. Mesela drama yaşadığımız bir o vardı. Ondan önce drama yaşadığımız bir arkadaş daha vardı. Ama hiçbirisi bu normal arkadaşım değil. Yani dramayı yaşayıp yaşayıp ondan sonra normal arkadaş olmuyoruz yani. E ondan sonra drama yaşadığımız bir at seven atist derneğindeki içindeki bir adamlar vardı. Onlar zaten o adam suçlu falan, kaçkın falan. Yani kısacası böyle insanlarla uğraşıyoruz. Atatürk'e hakaret eden, Atatürk'e iftira atan dış uğraşıyoruz falan. Uğraştıklarımız bunlar bizim. Bizim uğraştıklarımız bunlar. Biz bunlarla uğraşıyorken kendi hiç yani kendi arkadaşımla benim böyle dramalar yaşayacağım hiç aklıma gelmez yani. Çok değişik bir kafalar bunlar ya. Sanırım işte diyorum ya gençlikten empoze etmek lazım. Küçüklükten gençlikte empoze etmek lazım yani. Gerçek sorunlar, gerçek sıkıntılar yaşayın. Gerçek sorunları, gerçek sıkıntıları bir görün. Sikim sokum şeylere ağlamamayı öğrenin ondan sonra diye. Çünkü tamamen haksız abi bunu. Adam ağladığı için tamamen haksız. Toksik mi adam? Tamam. Bir daha cevap verme. Bitti. Bitti yani. Anlamıyorum ki bir tek ben miyim abi? Bir tek ben miyim yani her şeyi dramaya çevirmeye? Drama queen olmaya yani. Ve en sonunda, en sonunda bak bunu unutuyordum neredeyse. Eleman dava açmakla da tehdit ediyor diğer adamı. Ortada hiçbir şey yok. Nothing burger diyorlar ya. Ortada hiçbir şey yok. Sen kötü arkadaşsın, sen benden para istedin, sen beni cinsel taciz ettin. Ve normalde de şöyle şeylerin işte herkesin içinde aslında bunların şu olayların herkesin içinde anlatılmaması lazım. Sizin ikinizin kendi aranızda yaşadığınız şeyi herkesin için anlatmamanız lazım. İşte adam ona kızıyor çünkü diyor ki ortada bir cinsel taciz var. Cinsel taciz elektroşok var. Lan senin cinsel taciz dediğin sana mesaj atmış dalgayı alayım mı diye birkaç kere. Sen bloklamamışsın adamı. Ya bloklayacaksın haka. Benim arkadaşlarımdan bir tanesi bana öyle bir mesaj atsa derim ki e, hesabı çalındı. Geçmiş olsun. Blok. Onu yapmamışsın. Ondan sonra evine çağırmışsın. Evinde de böyle seni böyle bir böyle bir el, eliyle dokunmuş, ellemiş, sonra kucağına falan yatmış. Ondan sonra sen diyorsun ki cinsel tacize uğradım. Yani bu adamların neden böyle her şeyi patlatma özelliği var? Gerçek sıkıntı yaşamamışlar. Bence o yani. Bence o. Yani bu konu hakkında neden konuşuyoruz? Bence bu konu hakkında konuşmamızın sebebi o. Bu insanlar gerçek sıkıntı yaşamamışlar hayatlarında bunları böyle çok büyük sıkıntı olarak görüyorlar. Ha neden dava açacakmış? Şeyden dolayı işte e, cinsel taciz yaptı falan diye hani defamasyondan dava açacakmış. Ben cinsel taciz etti falan dediği için. Cinsel taciz etti dediği de aslında cinsel taciz değil böyle yalamaya malamaya çalışmış, öpmeye öpmeye çalışmamış, üstüne çıkmaya çalışmamış yani. Dalgayı malgayı tutmaya çalışmamış. Sadece böyle biraz böyle şey yapmış, eliyle şöyle kavramış adamı ama böyle kucağına falan yatmaya çalışmış. Böyle sokulmaya çalışmış ittir abi bitti